Herkes rahat mı? Takımı topladık. Takım. Herkes şöyle bir el sallasın. Maestro burada. Yingetor arkada. Ben de burada. Şimdi malzemeleri alıyoruz. Sonrasında da nereye gidiyoruz? Çeşmealtı. Mavi son. Plaj. Mavi plaj. Mavi plajmış. Mavi plaj mı, Çeşmealtı son mu? Mavi plaj. Sonda nerede giriliyor sen biliyor musun? Sen böyle İzmir, aşağı iniliyor. Sen İzmirlisin. Orada orası Çeşmealtı son. Orada bin tane sokak var. Hangi birinden girildiğini, girilebildiğini ben bilmiyorum hiç. Bakmadım. En sonuncudan, en sonuncudan. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Son. Evet, Çeşmealtı bu Kasamari'ni geçtikten sonra şöyle sahile doğru inen bir sürü yol var. Şöyle yollar. İstedim. Görüyor musunuz? Bunlardan bir tanesinden indik. Çok kalabalıktı. Sonra bir tane daha deneyip indik. Çok kalabalıktı. Ama üçüncüde istediğimiz tatta bir noktayı bulduk. Güzel oldu. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Keyifler nasıl? 10 numara 5 yıldız. Maestro hemen açmış vallahi sezonu, helal. Dün ayağımı yatağın köşesine vurdum. Bayağı çatladı küçük parmak. Doktor dedi ki soğuk suya sok, iyi gelir. Müsaadenizle ben de şöyle ayağımı alıp soğuk suya sokmak için deniz kenarına geldim. Hazır gelmişken de dedim ki bari şu güzelliği değerli izleyicilerimizle de paylaşayım. Nasıl, fena mı yapmışım? Hep beraber sizlerle bugün Çeşmealtı'ndayız. Şöyle şu güzellikte deniz kenarında oturmanın, zaman geçiminin en kötü yanı ne biliyor musunuz? Güneş batarken geri dönmek zorunda olmak. Hele ki sokağa çıkma yasağı varken. Olsun, biz bugün Çeşmealtı'nda mesai sonrası şöyle tatlı tatlı ayaklarınızı serinleteceğiniz hoş bir konumla sizlerle beraber buluşmak istedik. Biz bugünü burada böyle bitirmek istedik. Umuyorum hoşunuza gitmiştir. Umuyorum beğenmişsinizdir. Vallahi biz çok keyif aldık. Bu arada şunu söyleyeyim. Sezonu açtık. Öyle söyleyeyim. Buranın suyu da çok güzelmiş. Hep tekneyle geliyorduk. Tabii tekneyle hep açıklarda duruyoruz. Oraları biraz serin oluyor. Burası güzel. Ha! Nesi harika, nesi çok harika değil. Hemen onu söyleyeyim. Şimdi burası çok taşlı. Hemen şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle suyu görüyor musunuz? Evet, burası böyle bayağı böyle hani 30 metreye kadar falan, hani oralara kadar su derinleşene kadar hep böyle taşlı. Dolayısıyla hani çıplak ayakla buradan akıcı bir şekilde yüzeriz ederiz diyorsanız yanlış düşünüyorsunuz, yapamazsınız. Ya da böyle bot gibi bir şeye, belki deniz ayakkabısı gibi bir şeye ihtiyacınız olabilir. Ama hani akşamüstü sessiz sakin meşrubatlarımızı alacağız, biraz dinleneceğiz diyorsanız burası harika bir nokta. Ha, kimlere uyar kimlere uymaz. Mesela hemen şöyle söyleyeyim.
Eğer böyle çok gürültülü, çok böyle coşacağız, işte suya girince efendime söyleyeyim deve güreşi yapacağız falan insanıysanız burası size göre değil. Niye diyeceksiniz? Hemen şöyle göstereyim. Arkamda bir sürü ev var değerli arkadaşlar. Dolayısıyla yani onların da hayatını çok zehir etmeden sessiz sakin oturup dinlenip akşamüstü birer işte kahve içelim, birer iki meşrubat içelim yeri burası. Yani bütün gün geldik, mangalımızı aldık, burada böyle semaverimizi yaktık yeri değil. Çeşmealtı son ve mavi plaja kadar olan yerlerde böyle bir bakın arabanızda falan veya gelin. Şöyle bakın, sahil müsaitse sandalyeleriniz, gölgeniz, müziğiniz ve meşrubatlarınızla çok güzel zaman geçirebilirsiniz. Ha diyorsanız ki ben bayağı bir takılacağım, böyle 6-7 kişi geleceğim piknik miknik tadında. Ya şöyle söyleyeyim, hem burada oturanlara eziyet, hem size eziyet. Bana sorarsanız o zaman başka daha farklı yerlere, mesela Şengönül koyuna. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle boş yerlere gitmenizi öneririm. Bugünü de burada bitiriyoruz değerli arkadaşlar. Sezonu açtık. Farklı farklı videolarda inşallah. İnşallah daha güzel yerlerde, farklı yerlerde beraber olacağız. Sizleri çok seviyorum. Sağlığınıza, sıhhatinize dikkat edin. Sizleri öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay. Gerçekten videoyu bitiriyorum. İnanmıyorsunuz ama gerçekten bitiriyorum. Oh.